Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sözel mantık tabloları üzerinde duracağız. Sözel mantık çözebilmek için öncelikle hangi soruda hangi tabloyu yapacağınızı bilmeniz çok önemli. Ben size bu derslerimizde sözel mantık tablolarını neye göre çizeceğiz? Sözel mantıkta ne önemli? Ondan bahsedeceğim. Evet, bugün ilk dersimiz. Daha en başındayız. O zaman bir bakalım hemen tablo 1 ile başlayalım. Biz tablo 1'i ne zaman kullanacağız? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Evet, tablo 1. Eğer sorunuzda sayılar varsa, soruda günler varsa, aylar, saatler varsa ya da kısaca sıralama varsa o zaman biz tablo 1'i kullanacağız arkadaşlar. Peki tablo 1 nedir? Hemen ona da bakacağız. Ama burayı bir daha bir söylemekte fayda var. Sayılar varsa günler, aylar, saatler ve sıralama varsa biz tablo 1'i kullanacağız. Peki sıralama olduğunu nereden anlayacağız? Eğer soruda arkadaşlar ilk diyorsa, önce diyorsa, sonra diyorsa ya da sırayla gibi bir ifade kullanıyorsa kesinlikle sıralama sorusudur ve kesinlikle tablo 1'i yapacaksınız. O zaman tablo 1'de neler önemli? Şimdi onlardan bahsedelim arkadaşlar. Evet, tablo 1 dediğimiz şeyde eğer soruda diyorsa ki A B'den hemen öncedir. Bu çok önemli. Dikkat etmemiz gereken ilk kuralımız bu. Eğer A B'den hemen önce ise A'yı 1 alıyorsanız B'yi 2 alacaksınız. A'yı 2 alıyorsanız B'yi 3 alacaksınız. A'yı 3 alıyorsanız B'yi 4 alacaksınız. Yani kısaca hemen önce diyorsa A ile B'yi mutlaka dip dibe almak zorundasınız. Araya başka hiçbir şey girmemesi gerekiyor. Kural 1 bu. Kural 2 diyor ki A B'den önce. Şimdi A B'den önce ise ben istersem A ile B'yi yan yana alabilirim. Ama bir diğer olasılığımda A ile B'nin arasında başka şeyler olabilme ihtimali. A B'den önce ise dip dibe olabilir. Aralarına bir şeyler de girebilir. Yine üçüncü olasılığımız arkadaşlar ya da üçüncü kuralımız diyelim. Bu sefer de der ki A ile B yan yanadır. Bu da çok önemlidir. A ile B yan yanaysa yine A'yı 1 aldıysanız B'yi 2 alacaksınız. A'yı 2 aldıysanız B'yi 3 alacaksınız. Ama artı bir durumda A ile B'yi yer değiştireceksiniz. Eğer size yan yana diyorsa mutlaka A ile B'yi yer değiştirmeyi unutmayacaksınız arkadaşlar. Evet, sıralama sorularında bu 3 tane kural bizim için yetecektir. Hemen önce hemen sonra diyorsa dip dibe alacağım. Önce diyorsa dip dibe de alabilirim. Araya bir şeyler de girebiliyor. Ama yan yana diyorsa hem dip dibe alacağım hem de üzerine ok işareti koyacağım. Peki. O zaman hemen bir örnek soru beraberce çözelim. Şimdi örnek sorumuzda ne desin? Mesela bana 1'den 7'ye kadar rakamlar vermiş olsun. Ya da şöyle yapalım. Bana 7 tane uçak vermiş olsun. Direkt soru üstünde göstereyim. O zaman madem 7 tane uçak veriyor, benim o zaman 1'den 7'ye kadar rakamlarımı yazmam gerekiyor. Şimdi tablo 1'de az olan şey rakamları bir kareye yazıyoruz arkadaşlar. Yani tablo 1'imiz bu. Rakamlar varsa yukarı yazılır, saatler varsa yukarı yazılır, günler, aylar varsa bunları yukarı yazacağız. Tablo 1 bu demek arkadaşlar. Peki tablo 1'de olasılıklarımızı, arkadaşlar olasılıklarımız bu şekilde. Birinci olasılık, ikinci olasılık şeklinde aşağıya doğru artacak. Her soruda kaç tane olasılık olacağını başından bilemezsiniz. Bazen 1 olur, bazen 2 olur, bazen 3 olur. Ama en az 2 tane olasılık olacaktır. O yüzden biz 2 olasılığımızı başında hazırlayacağız.
Evet, şimdi arkadaşlar bana desin ki ilk uçağımız Van'a kalkacaktır. Şimdi Van kesin bir bilgi olduğu için ben kaç tane olasılık yaparsam yapayım ilk uçağımı hep Van'a göndereceğim. 10 tane de olasılık yapsam Van'a gidecek, bir tane de olasılık yapsam Van kesin bir bilgi olarak kalacak. Sonra bana der ki Erzurum uçağı. Erzurum uçağından sonra iki uçak daha kalkacaktır der. Şimdi Erzurum uçağından sonra iki uçak daha kalkacak ne demek? Benim Erzurum uçağını 5'e yazmam gerekiyor ki hemen arkasından 6 ve 7. uçaklarımız da kalksın. Peki bu da kesin bir bilgi oldu. Yine olasılığımda sabit olanı yazdım. Sonra bana diyecek ki arkadaşlar Diyarbakır uçağından hemen sonra Muğla uçağı gelmektedir. Her şey panoya hemen yerleştirilmez arkadaşlar. Önce kenarda yapacaksınız, sonra panonuza yerleştireceksiniz. Sonra bana der ki İzmir uçağından hemen sonra Adana'ya bir uçak kalkacaktır. Yine hemen sonra dediği için İzmir uçağından hemen sonra Adana'ya uçak kaldırdım. Sonra bir de elimde benim Bursa uçağım olsun. Şimdi toplamda 7 uçak olacaktı. Van'ı yerleştirdim. Erzurum'u yerleştirdim. 5 tane uçağım da burada var. Şimdi bana diyecek ki son uçak ne Adana'ya ne Bursa'ya kalkmayacaktır. Şimdi Adana'ya ve Bursa'ya kalkmayacaksa son uçağım nereye kalkacaktır? Diyarbakır ve Muğla'ya. O zaman bu da artık benim tablomun kesin bilgisi olduğuna göre bunu da tabloya yerleştirdim. Şimdi geriye 3 tane yerim kaldı. 3 tane de uçağım kaldı. Bunları kaç değişik şekilde yerleştirebilirsin sorusunun cevabı zaten olasılık olacak. Şimdi ben bakıyorum panoma. Bu ikisi dip dibi olacak. O zaman ben İzmir 1'e yazarsam Adana'yı 3'e yazarım ve buraya Bursa kalır. Nereden biliyorum ki İzmir uçağının 2'de olduğunu? Belki İzmir uçağı 3'tedir, Adana uçağı 4'tedir, Bursa uçağını da 2'ye yazarım ve sorumu çözmüş olurum. Peki bana buradan soru olarak ne gelebilir? Arkadaşlar buradan çıkabilecek sorumuz şu. Bana der ki yeri sabit olmayan uçak hangisidir? Biz görüyoruz ki Bursa uçağı bir 4'te oluyor, bir de 2'de oluyor. Demek ki bu uçağımızın yeri sabit değil. Elimde başka veri kalmadı. Bütün yerleştirebileceklerimi yerleştirdim. O zaman sorum bitmiştir. Evet, şimdi ikinci sorumuza geçelim hemen. İkinci sorumuz arkadaşlar ezber bir soru. Cevapları net. Her zaman aynı tarzda çıkan bir sorumuz. Çok da güzel bir soru.